Evet sevgili oğlaklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 7-13 Ekim arasında sevgili oğlakları neler bekliyormuş. Yeni formatımla 3 tane yeni destemden, 3 tane de eski desteden açıp toplamda 6 kartı sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili oğlaklar için. Karol Meci. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı da nedir? Bu dönem birincisi der ki kalbinin sesini dinle. İkincisi inanılmaz disiplinli olacağımız bir dönemi sembolize eder. Ve birazcık da aslında diğer insanlara karşı eğer altımızda çalışan insanlar varsa vay bu insanların haline birazcık hakikaten böyle sert olacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ne diyebiliriz kılıçların kralıyla alakalı? Kalbinin kırılmasına izin vermeyeceğimiz bir dönem, kalbimizin kırılmasına duygusal olarak güçlü olacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda kılıçların kralı. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili oğlaklar için. Kupaların kralı. Kupaların kralı. Kupaların kralı da nedir? Bu dönem birazcık merhametli olacağımız dönemi sembolize eder. Romantik olacağımız, duygusal olacağımız ama der ki merhametliğin o dengesini çok fazla kaçırma. Çünkü eğer kaçırırsan kullanılmaya açık bir hale gelirsin der. Aynı zamanda alkol kullanımına dikkat et der. Çünkü bu dönem alkol bağımlılık eşiğin çok düşük. O yüzden de lütfen ve lütfen sevgili oğlak der, alkol kullanımına çok dikkat et. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Bu dönem duygularımızı birazcık dizginlememiz gereken bir dönem. Çünkü aynı zamanda kupaların kralı şudur. Der ki çok çabuk kupaların kralı kimdir? Çok çabuk duygu değiştirir. Bu dönem çok çabuk duygu değişimleri içerisinde bulabilirsiniz kendinizi sevgili oğlaklar. Hadi bakalım. Bu destenin son kartı sevgili oğlaklar için. Sevgili oğlaklar, tılsımların beşlisi. Tılsımların beşlisi. Tılsımların beşlisi nedir? Bu dönem birazcık harcamalara dikkat etmemizde fayda var. Çünkü para yetmemesini sembolize eder. İki, der ki lütfen ve lütfen olumsuzlukları aklından çıkart, at sevgili oğlak. Çünkü negatif enerjiyi üstüne çekiyorsun. Bak diyor, her zaman hayatta bir umut ışığı vardır diyor. Uzun dönem beraber olan çiftler içinse bu kart şunu ifade eder aslında. Der ki biz parasızlığa beraber göğüs gerdik. Paranın sefasını da beraber süreceğiz der. Uzun dönem beraber olan çiftler için. Aynı zamanda kumar, kesinlikle ve kesinlikle sevgili oğlaklar, der ki bu dönem kumar ve çapkınlıktan uzak dur sevgili oğlak. Yoksa böyle dımdızlak ortada kalırsın der. Bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu ailenize yardım olabilir. İlla bir devlet dairesinde gidip gönüllü değil. Veyahut herhangi birine yardımcı olabilirsiniz yolda. Bir hayvana yardım edersiniz, bir insana yardım edersiniz gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Hadi bakalım geldik şimdi cefakar öğrencilik yıllarımdaki en eski desteme. Onun da ilk kartını bir çekelim sevgili oğlaklar için. Sevgili oğlaklar, kılıçların üçlüsü kalp kırıklığıdır. Ve der ki iş arkadaşlarınızdan bir tartışma yaşayabilirsiniz veya partnerinizle bir tartışma yaşayabilirsiniz bu dönemde. Birazcık canınız sıkılabilir der. Fakat eğer sonucu ayrılıksa iş ve aşkta der ki yani kusura bakma da sevgili oğlak senin bunu yapacak cesaretin yoktu bu dönemde. O yüzden evren olarak ben senin hayatında daha iyisi için yer açıyorum der bu kart bizlere. Aynı zamanda da sağdan soldan kendinizle alakalı bir takım dedikodular duyabilirsiniz bu dönemde sevgili oğlaklar. Hadi bakalım ikinci kartımız eski destemden sevgili oğlaklar için.
Sevgili oğlaklar, vay asaların altınızı, her halükarda siz kazanacaksınız. Yani ayrılık da olsa karşıdaki kişiyle tartışma yaptığınızda dahi der ki asaların altınısı. Asaların altınısı şeydir arkadaşlar. Peşinden getiren. Aynı zamanda hiç ummadığınız bir şekilde popüler olabilirsiniz. Bu arkadaş çevrenizde olabilir veya internet üzerinden içerik üretiyorsunuzdur. Bir anda videolarınız izlenmiyordur ve inanılmaz derecede izlenmeye başlayıp çok yüksek sayıda takipçi sayılarına ulaşabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem diğer insanlara liderlik edeceğiniz bir dönemi sembolize eder. İş konusunda da olabilir veya ilişki konusunda da arkadaşlarınıza mesela çok faydalı tavsiyeler verip onların gözünde de lider konumuna çıkma gibi örnekler çoğaltılabilir. Ve bu kart der ki bizlere, oy eskisini alayım. Düşündüğünden fazlasını alırsın ve memnun olacağın her şey der. Hadi bakalım. Son kartımız sevgili oğlaklar için. Vay. Sanıyorum Ekim ayıydı. Evet. Ekim ayı adalet kartı. Sevgili oğlaklar. Adalet kartı nedir? Bu dönem hayatımızın harmoni ve balans içinde geçeceğini, tüm olumsuzluklara rağmen harmoni, balans içinde sakin bir şekilde ilerleyeceği dönemi sembolize eder. Aynı zamanda imza ile alakalı bir takım işler, evlenme olur, boşanma olur, alım olur, satım olur. İmza ile alakalı bir takım işlerin sonuca kavuşacağı, mahkemenin sizden yana olacağı dönemi sembolize eder bu kartta bizlere. Aynı zamanda bu dönem çok sağlam yeni bir dostluğun temellerinin atılacağı dönemi sembolize eder aslında adalet kartı. Evet sevgili oğlaklar, sizler için 7-13 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda bu yeni formatta hoşunuza gittiyse eğer yorumlarda da belirtip bir like atarsanız çok sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.